Ama bütün Türkiye'yi büyük bir kaos ettik. İki gün havalar sıcak gidecek diye bir sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Teması geçmek için doğru yapılabilseydi çok doğruydu ama o kadar beceriksizce, o kadar acemice, o kadar planlamadan yapıldı ki 48 saatlik bulaşı 48 dakikada bütün Türkiye'ye yaydık. Marketlerde metrekarenin onda biri sınırlaması var. Doğru iş. Dün marketler hınca hınç. Fotoğraflarda, videolarda maskeli kişi sayısı bir tane iki tane. Plansız fırlayan fırlamış gitmiş markete. Ne bulduysa alıyor. Tabii o gidenlere kimse suç bulmasın. Bakın beğenmediğimiz kötü örnek İtalya. 10 Mart'ta ilan ettiği sokağa çıkma yasağını 9 Mart 2020 günü Giuseppe Conte'nin ağzından, başbakanın ağzından 36 saat önce öğrendi. Doğrusu bu, böyle yapmak gerekiyor. Ve diyecek ki kimse panik yapmasın. Buralar 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 açık. Gezici araçlar ekmek dağıtacak. Bir vatandaşımız ekmeksiz kalmayacak. Dün Mansur Yavaş'ın o açıklamasından sonra Ankara'daki hızlı sakinleşmeyi gördünüz. Ya bir kere şunu düşünün, şunu düşünün. Çok basit bir şey Sayın Başkan. Siz 30 büyük şehrin ve Zonguldak'ımızın belediye başkanlarını valiler davet etse, bilgi verse, krizi öngörülse, hazırlık yapılsa, vatandaşa sakince anlatılsa, o panik yaşanmasa, o utandık hepimiz ya. Dünyaya rezil olduk. Niye? Bir sokağa çıkma yasağı ilan etmeyi planlayamayan bir zihniyet yüzünden. Çünkü her şeyi ben bilirim, ben bilirim. Sen bilince böyle oluyor. Bunu bir kenara yazalım. Bir de şunu da görelim. O marketlere koşma var ya, onun bir tarafında da şu var. İki günlük makarnası, ununu stoklayamamış olan insanlar var. O güvencede olmayan insanlar var. Onu da görmek lazım. Bunu görün. Bunu çözün.